23-29 Kasım değerli akrep burçları nasılsınız? Hiçbir şey istediğiniz gibi dile gitmiyor, sevilmiyorsunuz. Kendini böyle hissetme. Hedeflerinize ulaşacaksınız ama böyle ruhunuz böyle içinize çekilmiş, yorganı da çekip kimse bana konuşmasın, duymayayım, işitmeyeyim, bana söylenen her şey mantıksız geliyor diyorsunuz. Bence harekete geç. Çünkü çok sevdiğin işler seni çok güzel huzurlu yerinizde basamak değişimi, bulunduğunuz alanda büyüme, fark ettiğiniz bir şeylerin yöneticilerinize söyleyeceğiniz şeyler size artık kazanç sağlayacak. Bence yorganı at, vücudunu bir güzel yıka, enerjini sirkeli suyla bir temizle, bu miskin ruhundan kalk, işinde büyük bir başarı ve yenilenme ve beklediğin iş neyse hedefine yavaş yavaş ulaşıyorsun ve bunlar seni böyle bir yataktan çıkmana ve telefon çok trafiğin olacak, devamlı birileriyle konuşma, yenilik, yeni anlaşmalar olacak. O yüzden yataktan çek vücudunu, harekete geç, çok güzel şeyler seni bekliyor. Yani ne istiyorsan gerçekleşeceği, isteklerinizi dile getirin, Rabbim size isteklerinizi en iyi şekilde bu hafta vermeye başlayacak. Ev değişimi, ilişkiyle ilgili hayal kırıklığı yaşıyorsanız net konuşmalar ya da büyük bir anlaşmada beklediğiniz bir şirkete girmek istiyorsanız bununla ilgili olumlu haberler ve konuşmalar peş peşe size çok güzel oluşumlar sağlayacak. Yeter ki sen harekete geç diyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Kendinizle alakalı kimse bana konuşmasın. Ben zaten her şeyi yapıyorum. Yani üstüme artık birileri yük olmasın. Hani yakamdan silkinsin diyoruz ya. Anam, bacım, kardeşim, eşim, çoluğum, çocuğum. Ya ne oldu siz ailenize bu kadar çok değer verirken? Bence çok fazla yorgunsunuz, ruhsal yorgunsunuz. Çünkü çok büyük emekler sarf ettiniz, tırnaklarınızla bir yere geldiniz ve bunlar artık yavaş yavaş gerilemeye başladığı için sizde çok büyük bir korku oluştu. Bence hiç korkmayın. Daha güzel şeyler, daha umutlu ve enerjisi fazla olacak. Özellikle beste yazıyorsanız, şarkı söylüyorsanız daha ilham dolu bir haftanız olacak. Resim yapıyorsanız daha heyecanlı ve kalıcı sanata dokunuş yapacaksınız. Ne bileyim, bankada muhasebe müdürüyseniz, bankada müdürseniz üst düzey farklı bir noktaya geçişiniz olacak. Bence çok güzel bir haftanın size olumlulukları var ama sizin bu miskin enerjiniz bunları kaybetmenize sebep olur. Lütfen beni iyi dinleyin ve yorganı atın diyorum. Evet, estetik yaptırmak isteyen bazı akrep burçları var. Yaptıranan burun, kulak, göz, botoks aslında benim de çok geldi ama böyle yaptırmak istediğiniz ve göğüs ya da artık nerenizi daraltıp nerenizi zayıflatacaksınız. Bu hafta bunlarla ilgili yoğun bir temponuz var. Mutlaka oluşturun diyorum. Belki biraz anneyle alakalı bağlarda biraz güçlenmeniz olabilir. Manevi bir yükselişe ihtiyacınız olabilir. Gidin annenize sarılın. Covid var ama aynı evdeyseniz gidin sarılın. Kokusu size şifa gibi gelecek diyorum. Çocukla ilgili korkuları olan bazı akrep burçlarında çocuklarınızın kariyer hayatı parlak ve iyi. Sadece ona bir alan açarsanız daha iyi ve daha keyifli olacak. Bence çocuklarınızla ilgili gelecek konuları kenara bırakın. Çocuklarınız zeki olarak gözüküyor. Bir de uzun süredir boşta olan bir evinizi satmaya çalışıyorsunuz ve bu satmadıkça parasal evrede korkularınız oluştu. Bence satılmaması daha sağlıklı. Yani Nisan ayında satılacak ama şu an satılmaz. Ay, nazar mı aldınız? Akrep burçların satılmaması daha sağlıklı. Nisan ayı satılımı daha büyük bir kâra oluşturacak. Bir de sizin bir tapuda unuttuğunuz bir ipotek olabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen tapuları bir kontrol edin ya da aile tapularınızla alakalı önünde bir ipotek olabilir. Niye böyle bir aksilik var diyorsanız üzerinde bir ipotek sorunu var. Bunu çözün. Aşk bekleyen akrepler harekete geç. Doğru aşk kapıda. Evliliğinde sorun yaşayanlar lütfen harekete geçin doğru zaman. Evet, yükselen vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Instagram sayfalarım, astrolojiden ne haber ve Akkaya Official sayfalarımı takip edebilirsiniz. Sevgi en güzel aşk olsun sizde. Allah aşkı en derin olsun. Allah'a emanet olun.